Evet arkadaşlar, bu gördüğünüz oto alternatörü idi daha önce. Gördüğünüz gibi bunun sargıları komple değişti. Tabii içine çıplak gözle görebilirsiniz ama şuradan da görebiliyorsunuz. Sargılar komple değişti ve bunun içerisine 12 adet kuvvetli neodyum mıknatısı yapıştırıldı. Ve bunda çift çıkış vardır. Özellikle onu da söyleyeyim. Şurada gördüğünüz sargılardan 3 tane faz çıkmaktadır. Bu alternatif akım olarak çıkar. Bir de kendi diyot tablosundan şu gördüğünüz kahverengi artı, şu da şase mavi eksidir. Bunu da ayrıca gördüğünüz gibi sizlere çıkışını göstermek için ayrıca bir park ampulü bağladım. Yalnız bu devir arttıkça voltaj da artacaktır. Yani bu 12 volt patlayabilir. Sizlere yine bu 3 faz alternatif akım çıkışını komple etiketledim. Ve gördüğünüz gibi şu akü şarj kontrol cihazına girmekte. Ve bu akü şarj kontrol cihazından burada akünün artısı ve eksisini aküye bağlamanız gerekir. Aküden de daha sonra invertörle başka şekilde bağlarsınız. Yalnız şunu da izah edeyim. Şuradaki siyah kablo yeşille siyahı birleştirirseniz buna yüksek hızda 14 volttan sonra fren yaptırır. Yani akünüzün dolduktan sonra akünüzün zarar görmemesi ve pervanelerinizin zarar görmemesi için buna fren yaptırır. Bunu bağlamazsanız akünüz dolduğunda şarjı kesecektir. Şimdi ben çıkışa bir tane gördüğünüz gibi far ampulü bağladım ama normalde aküye bağlanması gerekir. Şöyle bakın, küçük bir el hareketiyle şöyle bakın diğer ampulü yakmakta. Bunu da şu anda bağlamadım. Şurada gördüğünüz gibi şimdi bağlayacağım ve makkapla çevireceğim. Düşük devirde 600-700 devirde 10 amper ile 15 amper arası enerji alırsınız. Şimdi kabloyu bağlayıp makkapla deneyeceğim.